Biz insanoğlunun uzaylı merakı, bilinmeyene duyduğu doğal ilgi ve merakla başlıyor. Bilinmezliklerle dolu büyük bir evren olduğu için insanlar bu evrende başka yaşam formları olup olmadığını keşfetmeye çalışıyorlar. Uzaylılar, bilim kurgu eserlerinden sinema ve televizyona kadar birçok alanda popüler olan bu konuya duyduğu ilgiyi de artırmaktadır. Uzaylı merakının temelinde, insanların kendileri gibi düşünen, hareket eden ve iletişim kurabilen başka varlıkların varlığına inanma arzusu yatar. Bu düşünce, insanların dünya dışı yaşam formları hakkında hayal güçlerini kullanarak fikirler ve hikayeler üretmelerine yol açar. Ayrıca bilim insanları ve astronotlar, evrendeki başka yaşam formlarını araştırmak için uzay görevlerine katılıyorlar. Bazıları uzaylılarla temas kurarak evrenin sırlarını çözmek ve teknolojik açıdan ileri seviyede yardım almayı ummaktadır. Diğerleri ise insanoğlunun evrende yalnız olup olmadığını anlamak ve evrimsel süreçte başka canlıların nasıl geliştiğini görmek için uzaylıları merak etmektedir. Dolayısıyla insanoğlu başka yaşam formlarının var olup olmadığını öğrenmek için sürekli araştırma içerisinde. Bu konuyla ilgili popüler olmuş olay ise 1977 yılında Ohio Eyalet Üniversitesi'ndeki Big Ear radyo teleskobu 72 saniye süren garip ve güçlü bir radyo sinyali tespit etti. Bu sinyal astronom Jerry Eamon tarafından incelendi ve normal radyo dalgalarından çok farklı olduğu için şaşkınlık içinde "Wow!" yazarak bu ismi verdi. Dünyanın dört bir yanında ilgi gören bu olay birçok gazete ve dergide manşetlere taşındı. Ekip adına açıklamalarda bulunan Profesör Antonio Paris, bu keşiften bir gün önce Dünya'ya yakın bir noktadan geçen iki asteroidi mercek altına aldıklarını ve sinyallerin bu cisimlerden geldiğini belirtti. "Yanılmış olmayı çok isterim," diyen Paris, içinde hala bu sinyalin dünya dışı bir medeniyete ait olabileceğine dair bir umudu barındırdığını da sözlerine ekledi. Zira aynı göktaşları bu yıl yeniden gezegenimize yakın bir noktadan geçtiklerinde WOW sinyaliyle aynı sinyal ekip tarafından kaydedildi. Y2 adı verilen Güneş'in etrafında dönen asteroidler yaklaşık 7 yılda bir Dünya'ya yakın bir noktadan geçiyor. Big Ear teleskobu gökyüzünü iki antenle taramaktaydı. Devamlılığı olan bir sinyalin 3 dakika sonra ikinci kez tespit edilmesi gerekirdi. WOW sinyali ise sadece bir kez tespit edilmiştir. Jerry Eamon, bir ay sonra sinyali tekrar yakalamak için çalışmış ancak başarılı olamamıştır. 1987 ve 1989'da Robert Gray, Oak Ridge Rasathanesi'nde sinyali arttırmış ancak bulamamıştır. Gray, sinyali aramak için 1995 ve 1996'da Big Ear'dan daha güçlü olan Very Large Array'i kullanmış ancak yine başarılı olamamıştır. Gray, son olarak 1999'da Tazmanya Üniversitesi'nde 26 metrelik radyo teleskobuyla araştırma yapmıştır. Gökyüzünün o yöresinde 14'er saatlik 6 gözlem yapılmış ancak WOW sinyaline benzer bir şey görülmemiştir. Yıllar boyunca WOW sinyalinin kaynağına dair pek çok teori ortaya atıldı. Bazıları sinyalin dünya dışı yaşamın varlığına işaret ettiğini düşünürken, diğerleri doğal bir olayın veya yansıyan radyo dalgalarının neden olduğuna inanıyor. Ancak şu ana kadar hiçbir teori kesin bir kanıt sunamamış ve sinyal bir daha tespit edilememiştir. Bilim dünyası sinyalin kaynağını tespit etmek için halen araştırmalara devam etmektedir. Son yıllarda geliştirilen yeni teknolojiler ve daha duyarlı radyo teleskopları sayesinde WOW sinyalinin sırrını çözmeye bir adım daha yaklaşmış olabiliriz. Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha da uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilme ihtimali de bulunuyor.
Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleksli bir yapıya sahip olduğu için gözden de kaçırıyor olabiliriz. Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir. Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğünü göz önünde bulundurursak bize doğru ilerleyen ilk merhaba mesajı hala yolda olabilir. Bizim de uzaya 100 yıldan biraz fazla süredir dalga gönderdiğimizi düşünürsek, bizim mesajımızın da hala bir medeniyete ulaşamadığını söylemek mümkün. En karamsar senaryoya göre, evrende başka yaşamlar arayan tek medeniyet biz olabiliriz. Ya da başka bir gezegendeki yaşam daha bize ulaşmadan kendisini yok etmiş olabilir. Gezegenimizin Soğuk Savaş yıllarında nükleer savaş tehdidi altında yaşadığını düşünürsek, başka bir medeniyetin benzer bir sebepten yok olması da oldukça muhtemel. En kötü senaryo ise Hollywood'un en çok işlediği konu olan gelişmiş bir medeniyetin evrendeki diğer uygarlıkları işgal ederek gelişimini sürdürmesi. Bu da bizimle bağlantıya geçmemelerini oldukça mantıklı hale getiriyor. Wolf sinyaline dair yapılan araştırmaların yanı sıra, evrenin derinliklerinde daha fazla sinyal arayışı da sürdürülmektedir. SATI ve diğer benzer projeler dünya dışı yaşamın varlığını araştırmaya devam etmekte. Ve gelecekte elde edilecek olan fazla bilgi ve kanıtla insanlığın evrendeki yerini daha iyi anlayabileceğimizi ummaktadır. Bu gizemli sinyalin kökenini anlamak için yapılan araştırmalar, radyo, astronomi ve astrobiyoloji alanlarında önemli ilerlemelere yol açmıştır. Bilim insanları, daha duyarlı ve etkili radyo teleskopları ve teknolojiler geliştirerek evrenin derinliklerinden gelen sinyalleri daha hassas bir şekilde tespit etme yeteneğini artırmışlardır. Sinyalin gerçek kaynağını belirlemek, dünya dışı yaşamın varlığına dair kanıtlar sunabileceği gibi, evrende bilmediğimiz doğal olayları ve fenomenleri anlamamıza da yardımcı olabilir. Eğer WOW sinyali dünya dışı bir uygarlıktan gelmişse, bu durum evrende yalnız olmadığımızı kanıtlamak adına büyük bir adım olacaktır. WOW sinyalinin keşfi, evrenin sırlarını çözmeye çalışırken karşılaştığımız sayısız gizemden yalnızca biridir. Bu sinyalin kökeninin ve amacının tam olarak belirlenememesi, bilim insanlarının ve meraklarının hayal güçlerini beslemeye devam etmekte. WOW sinyalinin çözülmesi, evrenin doğası ve potansiyel olarak dünya dışı yaşam hakkındaki anlayışımızı derinden etkileyebilir. Sonuç olarak WOW sinyali ve ardındaki gizem, bilim dünyasında hala çözülmesi gereken önemli bir sorun olarak durmaktadır. Bu sinyalin sırrının çözülmesi, evrendeki gizemleri anlamaya yönelik bir başarı olacak ve insanlığın evrende yalnız olup olmadığı sorusunu yanıtlamaya bir adım daha yaklaşacaktır. Bu sinyal, bilim insanları ve meraklılar için sürekli bir ilham kaynağı olarak kalmaya devam edecektir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.